Nesh hadisesi Kur'an'la sabit, Kur'an ayetiyle sabit bir hakikattir. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ. Biz bir ayeti nesh ettiğimiz veya unutturduğumuz zaman ondan daha hayırlısını veya onun gibisini getiririz buyuruyor Allah Teala. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Demek ki nesh var. Nesh bir hakikat. Bu ayet özellikle günümüzde tefsir yazan bazı şahıslara göre veya tefsirle ilgilenen bazı akademisyenlere göre Kur'an ayetleri arasında veya Kur'an sünnet arasında nesh ilişkisi cereyan etmez. Günümüzde nesh meselesini inkar etmek de bir modern, çağdaş moda haline geldi. Kur'an ayetlerinin hayata tatbiki konusundaki bir hassasiyetten kaynaklansa dert etmeyeceğiz. Diyeceğiz ki evet, bu insanlar Kur'an'da mevcut ne varsa hepsiyle amel etmek istiyor, hepsini hayata aktarmak istiyor. Bu sebeple de nesh'i inkar ediyorlar. Hayatımızda belki bir yer açabileceğiz bu düşünceye. Ama baktığınız zaman Kur'an ayetlerinin hayata intikali konusunda bu insanlar bu kadar gönüllü değil. Hadi şu ayetlerin hepsiyle amel edelim dendiğinde çekinceler başlıyor, amalar başlıyor, fakatlar başlıyor. O zaman niye acaba bu nesh meselesine bu kadar abanıyorlar tabiri caizse? Özellikle mesela Muhammed Esed, Kur'an yolu, Kur'an mesajı isimli meal tefsirinde nesh meselesi üzerinde durduğu her yerde geçmiş müfessirlere öyle çirkin ifadelerle saldırıyor ki zannedersiniz ki o müfessirler Muhammed Esed'in babasını öldürmüş. Anlaşılmaz bir kin, anlaşılmaz bir öfke. Müfessirlerin Kur'an ayetlerini oyun ve eğlence edindikleri, Kur'an'ı anlamadıkları, içinden çıkamadıkları, birbiriyle bağdaştıramadıkları ayetler konusunda nesh meselesi diye bir şey uydurup ona sığındıkları şeklinde bir sürü böyle bir tezvirat, resmen tezvirat yani. Oysa sahabe-i kiram döneminden itibaren bu ümmetin her itikadi mezhebe mensup uleması, sadece Mutezile'den Ebu Muslim el-İsfahani hariç, Mutezile, Şia, Cebriye, Cehmiye, bütün fırkalar Kur'an'da nesh, Kur'an ayetleri arasında ve Kur'an'la sünnet arasında nesh ilişkisi cereyan ettiği konusunda ittifak etmişler. Detayları Ulumul Kur'an ve Usulü Tefsir kitaplarındadır.